Yeni videomuzdan herkese selamlar, sevgiler. Biz bayram temizliğine devam ediyoruz. Şu an yatak odasındayız. Yatak odasının camlarını siliyor Ali. Dünkü videomda terasın camlarını silindiğini izlemiştiniz. Hadi gidelim, şimdi dolaptan su getir hadi oğlum. Getirebilir misin? Su içiyor. Suyu dikti kafasına. Fü. Ben çalışıyorum, sen mi susadın? Ya. Susadım diyor babası. Tamam Yakup, dökersin sonra ha. Anne, hadi git dolaptan soğuk su al da gel. Dur ben Aylin'e söyleyeyim, Aylin getirsin. Anne. Şimdi perdeleri de çıkaracağım. Perdeler makineye atılacak. Burada yatak odasında 4 tane pencere var, silinecek. 4 pencerenin de ona göre de perdesi var. Aylin, ver artık kızım babam telefonunu. Hayır bitmesin, çünkü artık baban telefonu şarja takması lazım. Ver bana. Bana ver anne. Al babişkosu. Buz gibi su getirdim diyor. Git abilerin odasını süpür hadi. Sizin odayı süpür git. Hayır. Bütün odaları süpür. Tamam. Hadi git oraları süpür oğlum. Ha? Git. Süpürüyor. Tamam, bir saniye bekleyin. Süngerin ne yapın? Odan mı bıraktın? Ne yapın? Lavabonun içine koydum bir tane ya. Dedi ya. Perdelerin hepsini çıkardık. Ali şu karşıdaki camı sildi, bitti. Geriye 3 tane cam kaldı. Şimdi tüller ve kalınlar olarak da ayrı ayrı makineye atacağım. Dur oğlum. Önce tülleri atayım diyorum. Daha sonra da şeyler atarım. Kalk annem. Yatak odasının tüllerini atayım makineye. Ön yıkamalı bir şekilde perde ayarında. Ay nasıl toz olmuş, nasıl kirlenmiş bu perdeler. Gerçekten şeyi çok kirlenmiş anneciğim. Evet, ses yapmamış. Bu park tarafındaki. Bu taraftaki perdeler böyle çoz olmamış. Çünkü bu tarafın pencerelerini pek fazla açmıyoruz biz. Karşı parka bakan pencereyi açıyoruz. Oranın pencerenin perdesine bakın. Simsiyah. Simsiyah olmuş. Kapat. Yok hayır. Olmuş. Şimdi şimdi perde ayarında 40 derecede, zaten perde ayarına getirdiğinizde otomatikmen 600 dereceye düşüyor. Ben tabii ki bunu bir saniye 400 dereceye düşürüyorum. Normalde otomatik olarak 600 dereceye düşüyor. Bu ben 400'e düşürüyorum. Oradan da Aytuğ'u görüyorsunuz, size el sallıyor teyzeleri. Ön yıkama açık, ilave durulama açık ve kırışık azaltma açık. Başlatıyoruz. Ah pardon, deterjanımızı koymadan başlatıyoruz. İyi mi? Hemen getirdim deterjanı. Önce ön yıkamaya koyuyorum biraz. Ana yıkamaya koyuyorum. Ana yıkamaya biraz daha ilave edeceğim.
Ana yıkamaya biraz daha getirdim. Şöyle. Hem ön yıkama hem ana yıkama. Alo koyuyorum bu arada. Yumuşatıcı gözlüğüne de Mintax'ın yumuşatıcısı. Şöyle Mintax'ın yumuşatıcısını koydum. Normalde ben renklilerimi Rinso ile yıkıyorum. Beyazları alo ile yıkıyorum ama tabii ki perdelerimi de hep alo ile yıkıyorum. Daha temiz oluyor çünkü. Şimdi başlatıyoruz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ön yıkama yaptık. İlave durulama var. Kırışık azaltma var. 40 derecede zaten perde ayarı. 400'e düşürdüm. Ortalama 2,5 saat sürüyor. 2,5 saat sonra çıkaracağız. Ardından da diğerlerini yıkayacağım. Bayram temizliği dedin mi? Ay iş. Alt kat, üst kat yetiştirebilirsen, bitirebilirsen iyi valla. Elektrikli süpürgenin sesini duyuyorsunuz. Ali camların eleklerinin tozunu önce süpürgeyle çekiyor. Daha sonra siliyor. Parlamış mı? Parlamış. Ellerine sağlık. Cam silmeye gidiyoruz. Evlere cam silmeye. İtirayla silindir. Yakup sen gene bir şeyler yapıyorsun ha. Suyla mı oynuyorsun? Bak parfüm sıkıyor. Seni var ya gül suyunu sıkıyor. Direkt teyzesine söyle de göndersin. Sıkıyor mu? Batrotüre niye sıkayım? Anne. Kuzum. Bırak annem onları. Elleme. Ama sıktık zaten bir tane. Şunun üstünün suyuna bakın. Islatmış üstünü ama hava çok sıcak. O yüzden hiç değiştirmiyor. Şu an biz burada yani hamam annem, gibi terledik diyebilirim. Evet oğlum kurudu. Bu tarafın perdeleri kirlenmemiş öyle Ali. Sadece bu tarafın perdesi kirlenmiş. Bu camın perdesi kirlenmiş. Burayı hani orayı o tarafa pek açmıyoruz ya. Genelde biz hep burayı açıyoruz. Burası açık. Yazın da açık, kışın da açık bu pencere. Şu pencere, parka doğru bakan pencere yaz kış açık. Kışın hava alsın diye, ev hava alsın diye burayı açık bırakıyoruz. Çok aşırı rüzgar falan yağmur olmadıktan sonra rüzgar yağmur olursa kapatıyoruz ama onun dışında genelde hep burası açık. Ne oğlum? Bıraktı bunu açım. Tamam kırılır sonra gel. Bu arada videolarda benim diğer elektrikli süpürgem hep görünüyor. Bu da bir diğeri. İlk elektrikli süpürgem Arçelik 1600 watt. Memnunum bundan. Çok küçük. Her yere kolay taşınabiliyor. Aa, çekim gücü de çok güzel. Tahtaya. Evet annem. Bu süpürge çok güzel diyor. Tamam mı? Bu da tertemiz oldu valla. Kırıl kırıl oldu. Ellerine sağlık. İki tane kaldı. Hadi onu da bitirelim de. Ay. Burası kutlu. Ne anne? Burayı. Hadi sen de evi süpür. Tamam. Burası süpür. Bu arada... Saat kaç olmuş? Saat 2,5 olmuş. Şu Yakup, ben de o nerede diyorum. Şu elektrik kapağı şuraya takılacak. Şu gördüğünüz yer. Oraya takacak Ali bunu. Şurada kalsın. Biz bu yatak odasına da vantilatör taktık arkadaşlar. Bu vantilatörler bizim öbür evimizdeyken kullanıyorduk. Öbür evimizdeydi. Ali bir tanesini buraya yatak odasına tam şöyle yatağın üzerine doğru taktı. Bir diğerini de çocukların odasına bu şekilde çocukların odasına taktı. Şimdilik klima çalıştırmıyoruz. Klima çalıştırmamıza gerek kalmıyor. Gayet rahat bir şekilde vantilatörlerin verdiği serinlikle yatıyoruz. Zaten sabaha karşı terastan çok güzel bir esinti geliyor. Bu taraftan esinti geliyor. Gayet rahat oluyor bizim için. Şimdilik pek klimaya ihtiyaç duymuyoruz. İnşallah böyle yaz sonuna kadar bu şekilde devam eder.
Yakup da böyle temizlik yapıyor yavrum. Tastık. Bu terasa gidecek de şimdi Ali'nin camlarla işinin bitmesini bekliyorum. Ondan sonra buraları bu üst katı bir güzel süpürüp sileceğim. Şu çiçekliği de terasa koyacağım. Tekrardan. Bu perdeler yine aşağı inecek. Birazdan indiririm. Ya yani düşmesin. Hiç böyle pencereye çıkmamıza gerek kalmıyor. Evet. Pencere boşu boşu. Ya ben seni boşu boşuna yoruyorum değil mi? Ben koyuyorum. Ama sen koyamazsın. Dökülür sonra. Dur dur dur. İşi baban yapıyor. Sen susuyorsun Yakup. He? Bağırma. Ya şuraya tutursam bir şey olur mu? Ah. İç hadi. Yapar. Dökülmesin tamam mı? Şurada kenarda dursun o. Aytu sen ne yapıyorsun öyle? Aytu kimdi konuşmasını Sema? Sema Kırat. Takipçimiz Sema Kırat. Aytu senin konuşmanı çok beğeniyormuş Sema teyze. Sema teyzene bir selam gönder hadi buradan. Teşekkür ederim. Hadi. Selam. Selam geliyor. Hadi Yakup sen selam gönder. Sema teyze de. Selam. Sema teyze. Selam. Yakup da işin gevezeliğinde. Baba, Sema Hanım'a buradan selamlar gönderiyorum. Bütün takipçilerime aslında. Nuray Hanım, Serpil Hanım, Dilek Gökçe bacım. Ayşe Özçelik. Sonra ya. Bir saniye aklıma getirmeye çalışıyorum gideyim takipçilerimin isimlerini. Hamiyet Şahiner. Yasemin Güneş. Çiçek Cansın. Aytu çıkma. Tehlikeli. Aynur Işkın. Bütün şu an eğer ki ismi aklıma gelmiyorsa bana yorum yapan tüm takipçilerime selamlar gönderiyorum. Burada elektrikli süpürge. Git hadi git. Sen üstün çok ıslanmış. Hadi git çekmeceden kıyafet al gel değiştireyim üzerine. Geliyorum. Aşağıdan değil buradan. Aşağıdakiler aşağıda lazım oluyor. Buradaki çekmeceden alacağız.
Senin çekmecen hangisi? Yakup, bak bakayım bana, hangisi senin çekmecen? Burada. Aferin oğluma. Aç bakayım. Evet, Yakup'a buradan kıyafet alalım. Bağırma anne. Ben yapıyorum. Yok, gene de o aşağıya inecek. İyi, evet. Hadi git sen git. Ben küpe getiriyorum. İyi, tamam, oldu. Önüne bak, düşme. Camlar silindi, perdeler makinede yıkanıyor. Üst katı süpürdüm. Şimdi Ali de silme işini yapıyor. Vallahi Ali de ben de iyice yorulduk ama yorulduğumuza da değdi yani. Üst kat tertemiz oldu. Bu arada ben ortalığın tozunu falan da aldım. Bir tek banyo yıkanacak. Üst katın banyosu ve tuvaleti yıkanacak. Artık onu da bir ara hallederim. Oluyor mu? Evet evet oluyor ama orada kurumadan hemen atmayaydın şeyini. Of. Yalnız buranın şeyini kapatmamışsın sen. Yalnız camlar pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bakın ayna gibi oldu. Sağ olsun. Ellerine sağlık kocacığımın. Tertemiz oldu. Perdelerimiz de şimdi yıkanır. Temiz temiz mis gibi perdelerimizi de takarız. Oh, temizliğin gözünü seveyim ya. Vallahi her yer tertemiz oldu. Doğru söylüyorsun canım. Sen silersin de temiz olmaz mı?
Onu dışarıya koy oğlum. Dışarı şeyin dairenin önüne dışarı koy anneciğim onu. Bugün değil ama Ali bir ara bu elektrikli süpürgenin de şeyi kırıldı ya, orası gevşedi, onu da silip yeniden bantlasana. Hadi aşağı. Yok ben daha ineceğim. İniyorum. Niye? Yani ineceğim, bezleri alacağım. Sen tamam, in. Tamam şey ya, alalım. Sen şuna bir elbisen basacaksın. Yok canım, ben onun işimi halledene kadar orası kurur. Sen onu Vila'dayı geri çıkarmayacaksın mı? Üstüne bas, bir şey olmaz ki. Niye? Vila'dayı yukarı geri çıkarmayacaksın mı diyorum. Niye ki? Bu yukarının Vila'dası. İndirdim ben aşağı kovaydı. Ay Ali, hayret bir şeysin ya. Bu biri yukarının biri aşağının, bilmiyor mu? Bırak o kadar uğraşma onlara. Çevresini al yeter ya. O bastığın yeri sil. At bana onu istersen. Saati 4 yaptık vallahi, akşam ettik neredeyse. Şöyle karpuz doğradım, peynir koydum, ocağa çayı da koydum. Karpuz, peynir, ekmek, bir öğlen atıştırmalığı yapalım. Aslında ne öğlen ne akşam ama bu kadar iş yapmaya gerçekten çok yorulduk. Artık benim tansiyon falan yerlere düşmeye başladı. Bir an önce şekerli bir şeyler yiyeyim. Karpuz ferahlatır. Çay da koydum ocağa. Çayın yanına da tatlı bir şeyler çıkaracağım şimdi. Biraz dinlenelim. İşlere de devam edeceğiz. İşler bitmiş değil. Çünkü daha perdeler yıkanıyor makinede. Tüller yıkanıyor. Tüller çıktıktan sonra kalınları atacağım. Buyurun buradan yakın. Yakup Bey karpuza ketçap dökecekmiş. Ketçapla mayonez getirmiş. Çok bilmiş. Çok bilmiş. Karpuza ketçap mayonez dökülür mü? He? Aylin gel. Gel kızım. Aylin de vallahi yattığı yerde uyumuş kuzum benim ya. Yorulmuş. Ay böyle çok ev işiyle uğraştığın zaman çocuklarla ilgilenemiyorsun. Çocuk. Saçların düzlenme. Bu kadar yorgunluğun üzerine tatlı bir şeyler de yemeden olmaz. Ali şöyle ekler almıştı. Çok lezzetli oluyor. Dur bekle, dur, dur. Valla insanı kendine getiriyor diyebilirim. Gerçekten. Çocuklar da çok seviyorlar bunu. Elemenin. Süsleyecek mi? Arası kremalı, üzeri çikolata sosu. Üzerinde de Antep fıstıkları var. Çok güzel oluyor. Dalga dalga, normal taşla böyle dalga dalga ya. Bir tane de altı gibi istiyordum.
Oldu işte, dalga dalga oldu işte kısa saçların artık. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Bale şeyinden bir tane. Göster bakayım. Ama sık altı yapalım. Bak yatıyoruz. Başım döndü ya. Yakup da yeni uyandı. Yakup uykudan yeni uyandı. Saat da 7:30 oldu. Onları toplar mısınız? Ben yemem. Hadi bakayım. Hadi kuzular. Hadi bakalım. Sepeti alıyorsunuz. Bütün Cengar'ın tahtalarını topluyorsunuz. Hadi. Hadi oğlum. Aytu al oğlum bunu. Hadi toplayın hep beraber. Hadi oğlum. Ali hadi canım. Bu arada perdelerimiz çıktı, tüller çıktı. Kalınları şey yaptım. Attım makineye. Onlar şimdi yıkanıyor. Bu arada bir yandan da masaya bir şeyler hazırlıyorum. Acıkan oturup yiyor. Bugün bir yemek kere. İşi biraz karışık oldu. Biraz lahmacun vardı. Alper lahmacun yiyor. Aylin de yedi bir tane. Aylin sen bir tane lahmacun yedin. Gel kızım bir tane daha ye. Ben 25 tane yedim. Yakup ekler yedi. Sadece ekler yedi. Hiçbir şey yemiyor. Mis mis. Ekler yedi sadece. Ben de pasta yedim ve bir de ekler. Çay demledim. Şimdi şu perdeyi bir seri asalım şeye. Anneciğim. Efendim. Sen Yakup bana ekler yedi dedin ya. Ben de hem pasta hem de ekler yedim. Afiyet olsun bebeğim. Hadi biz perdeleri asalım. Siz onları toplayın hadi kızım. Yaz bu arada üst kat tertemiz oldu bugün. İyi bir temizlik yaptık Ali ile beraber. Merdivenler falan her yer pırıl pırıl. Alt katı zaten hemen hemen her gün süpürüp siliyorum. Şimdi perdelerimizi de asalım. Akşam oldu bu arada tabii. Akşam ezanı da okundu. Hemen hava kararmadan perdeleri takıp namazımı kılayım. Evimizin, arka mahallemizin manzarası. Çok seviyorum arkadaşlar bu manzarayı. Gerçekten. Ben. Evet, ışıklar yandığı zaman harika oluyor. Bizim arka sokaklar. Hastane tarafı. Ne olmuş? Bu arada şu enerjiden akan su da tamir edildi. Çok şükür ondan da kurtulduk. Aileye de oyun çıktı.
Yavaş yavaş. Bu da geldi, bu da. Bu da geldi. Bunlar bizim kuyruğumuz teyzeleri. Biz nereye gitsek bunlar da arkamızda. Bu da annedir. Bazen havaya fişek atıyorlar galiba. Aman Ali şey yapmasın. Pencereye girsin. Görünüyor mu? Bitti ama. Bitti kızım, ben de yapalım. Gelin adam attı herhalde. Bugün cumartesi değil mi? Hafta sonları düğün oluyor. Ali çekil in aşağı, Ali in aşağıya. Ne oldu baba? Ne oldu baba? Anne, annenin masallanıyorum. Tamam. Anne. Dur kızım, dur. Oyun çıktırıyorum. Perdelerim mis gibi yumuşatıcı kokuyor, harika. Bir dakika canım. Evet. Şu. Bana uzun programlattın değil mi? Normal perde ayarında attım ama sen gitmeden çıkar. Şimdi şu perdeyi sona kadar çekeceğiz. Bu tarafa gel. Bu ne yapacaksın? Sen bana yürüme de. Annesi nasıl sallanıyorum. Anneciğim ben mantıra çıkıyorum. Ne istiyorsun? Anneciğim mantıra. Mantıratörü mü açalım? Ben açacağım. Ama açmıyoruz şimdi aşkım. Ben açacağım. Kıvırcığım benim. Tıklayıp diyor. Ha canım. Anneciğim. Dur anneciğim dur. Tamam Aylin al. Kıyafet getirdim sana. Üzerini değişiyorsun. Hadi. Aylin Hanım'a sabahtan beri diyorum üstünü değiş hiç aldırış etmiyor. Al canım. Ali. Ne düştü? Dur buluruz şimdi. Aylin kıyafetlerini giyer misin kızım? Hadi bakalım. Nerede giyeceğiz? Burada giyinler ayında. Giyindim şimdi. Seyleyim az. Parma oğlum. Sepete at. Işığı kapat anneciğim. Geri. Ha? Tamam canım. Son perdemize takılıyor. Ah. Babişko. Babişkosu. Gel Yakup. Hadi biz terasa gidelim. Gidelim oradan şeye basalım. Hadi terasa. Yok mantratörü niye açalım oğlum ya? Dolabın kapağı açık kalmış. Gel buradan dışarıya bakalım gel. Tamam. Tamam mı? Oh terasımızın camları da tertemiz pırıl pırıl oldu. Vallahi bugün hem terasın camlarını hem de yatak odasının camlarını parlattı Ali. Sağ olsun. Allah razı olsun. Her yer tertemiz oldu. Dur aşkım. Elekler falan var ya tertemiz. Oh be temizliğin gözünü seveyim ya. Bir temizlik gibisi var mı? Mis oldu. Mis. Her yer mis oldu. Şu mermerleri falan da hep sildi. Şuraların mermerlerini. Her yer temiz oldu.
Buradayım aşkım. Şimdi yardımın kazını kırdım. Perde kokusunu aldım. Yardım perdeyi kokuyorsam. Evet, perdelerimiz. Şimdi şöyle bir yüzleyelim. Pilelerine. Söyle annem. Bir saniye. Geç sen bu tarafa. Tüllerimiz takıldı. Değil mi? Bakınız. Pırıl pırıl oldu perdelerimde. Bayram temizliğimiz. Valla bayram temizliği, yaz temizliği, bahar temizliği, kış temizliği. Hep böyle temizlik. 6 aylık temizlik. 6 aylık temizlik diyor. Ay ay. Neyse. 6 aylık temizlik. Tertemiz oldu ya. Güzel. Pırıl pırıl oldu. Hadi gel Yakup. Hadi aşağı inelim. Hadi. Şu anne. Sepeti alalım şimdi ötekiler çıkacak. Ver. Hayır anneciğim ver. Anne. Gündüz oynadınız ya. Kızım skuturunu terasa koy. Işığı da söndür. Anneciğim gündüz oynadınız ya aşkım. Tamam bekliyorum. Hadi koy sen onu. Buranın ışığı niye kapatmadınız? Allah'ım ya. Hadi. Ne olur? Ne olur? Lütfen. Yakup ne diyordu? Pepsi kola içeyim ne olur? Lütfen. Küşeyim, küşeyim. Açıyorum. Baban çağırıyor. Bir git bakalım ne diyor baba. Şeydi. Tetris senin ranzanın üstüne koymuştum. Pilleri de oraya koymuştum. Atma atma. Çocuklar yemek yedi. Onlar geçtiler odalarına. Bilgisayarda oyun oynuyorlar. Ali ile ben kalmıştık. Perdeleri serdik. Öbür perde de yıkanıyor zaten. Saat 9'u geçti herhalde. Biz şu an akşam yemeği mi yiyoruz? Akşam çayı mı içiyoruz? Belli değil. Valla çay yaptım, ortaya ne varsa çıkardım. Reçelmiş, tereyağmış, peynirmiş, lahmacun, pasta, şöyle çerez. Biraz da öyle kahvaltı türü bir şeyler yedik. İşte bugün bayram temizliği, yani ev işleri falan yapınca yemek yapmaya ne halimiz kaldı, ne zaman kaldı. Akşama kadar üst katı bayağı bir bitirdik yani, temizledik. Hem teras hem yatak odası, her yeri de süpür, sil falan, toz al derken bayağı bitirdik işlerimizi. Şu reçeli de şöyle. Doldurayım mı çayını? Doldur, doldur. Şimdi de peynir yedim. Ama vallahi temizlik gibisi yok. Üst kat pırıl pırıl. Abi yoruldum ben ya. Ama Ali de kaç saat uyudu var ya, iş bittikten sonra hor hor horladı yani. Ben de uyumuşum. Yakup'u uyuttum. Yakup'u uyuttuktan sonra ben de yattım. Bayağı bir uyumuşum. O da Ali de uyudu. Yani o uyuduk ama kalktık, kendimize gelemiyoruz. Gel çimen sana yemez. Çimen bir şey yapmıyor annem. Gel çimen sana bir şey yapmaz. Hı? Gel fındık vereyim sana. Gel bak gel, fıstık var, fındık var. Hı? Yemen. Uyuduk uyandık ama kalktık böyle, her yerimiz ağrıyor. Sanki üstümüzden tır geçmiş. Öyle diyebilirim yani. Şunu karşı tarafa çekeyim de. Çimen. Acıkmış ona. Ne olacak hayvancağız? Kendi yerinde yemektir. Ya canım burada ne yersek veririz. O gün ne yiyordum ben? Burada bir şeyler yiyordum. Kendine de verdim yedim. Sarın mı? Şeker atmadım ben. Attın mı? Ha, sen mi şimdi? Kimen çay çekmiş. Ben niye
peki? Yarından dolapları temizleyeceğim. Buzdolabının buzluğunu ve difrizi temizleyeceğim. Difrizde birkaç parça bir şey var. Onları çıkartırım. Hatta şöyle yaparım. Sabah kalkar kalkmaz çayı ocağa koyarım. İlk önce buzdolabını boşaltırım. Buzluğunu. Biz kahvaltı falan yapana kadar onun içindeki buzlar erir. Kahvaltıdan sonra buzluğu silerim. Dolabın buzluğunu. Ondan sonra da difrizinkini çekerim. Difrizde de öyle 2-3 parça bir şey var. Difrizinkini çekerim. Difrizinde... Çekmene göre kapağı aç, çabuk çözüyorum. Yok canım, çekmezsen erir mi Allah aşkına sen de? Hem çalışacak bir yandan hem de dolap açık kalacak. Olur mu öyle şey? Yarın onları temizleyeyim diyorum. Yarın ne günlerden? Pazar. Pazartesi arefe zaten. Çay mı içeceksin? Çay. Aç çay. Alt kat camları da silerim bir. Bir tur. Temiz, çok kirli değil de. Karşıki cam çok kirleniyor. Büyük pencere var ya. Orası çok kirleniyor. Bu çok fazla. Yani çok kirli değil. Üzerinden bir kere silsem yeter. Neydi? Ah. Bugün gündüz çay içmedim ben. Şu an var ya, bardak bardak çay içesim geliyor. Ama niye? İş yapıyoruz ya. Susadıkça soğuk su içiyorum, susadıkça kola içiyorum veya fanta içiyorum. Sanki böyle susadıkça öyle şeyler ihtiyaç duydum. Yani sıcaktan. Ama çayın yeri ayrı, işte yorgunluğumuzu bu alıyor ancak. Değil mi? Vallahi öyle. Yorgunluğunu çay alıyor. Ay, doldur doldur iç. Ne oldu anne? O buraya gelmek istiyor da Yakup buraya gelmek istiyor, çimen var diye gelemiyor. Oğlum çimen babanın elinde, sana bir şey yapmaz annem, gel. Kaç sene oldu bizim bu kuşa? 6 sene oldu herhalde. 6 senedir kuş besliyoruz. Daha bizim çocuklar kuştan korkmamayı öğrenemediler. Ellerine bile alamıyorlar. Benim şu şeyler hoşuma gidiyor. Mavi beyaz oluyor ya. Muhabbet kuşu mavi beyaz. Onlar hoşuma gidiyor. Niye? Nasıl diyor? Hoşuma gidiyor diyorum, Allah Allah. Uçuyor. Oğlum ne yaptın? Suratıma çarptın ha. Freni alamadın herhalde. Manevra yapamadım. Ben kafama konacak zannettim. Yani suratıma çarptı. Gel yanıma, bir şey yapmaz şimdi sana, gel. Gel korkma, gel. Ben buradayım ben. Çimen, bak ben çimeni tembihliyorum, bak çimen. Yakup abiye karışmak yok, tamam mı? He. Yoksa seni tet 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 yaparım. Bak hadi tembihledim, gel. Sana seni ellemeyecek, hiç şey yapmayacak sana. Babası tut çivini, elini tüyü tut. Niye koyayım? Niye koyayım? Gelmiyor, kapıda duruyor, gelemiyor çimenin korkusundan. Ay ay. Gel kuzum. Aylin ne yapıyor? Nerelerde Aylin görünmüyor? Tetris ile mi oynuyor? Ne yapıyor? Olur mu canım? Doldur çay, doldur.
yapıyorsunuz ya? Yorulan benim. Vallahi sen sanki biz oturduk keyif yaptık. Tehlikeli bölgede çalışan ben de biliyorum. Sabahtan beri şu merdiveni 50 kere indim çıktım. İn çık, in çık, in çık. Daha ne yeterli? Rejim yapmana gerek yok yani. Yok. Hiç diyete rejime ihtiyacım yok. Merdiveni inip çıktıkça, evin içinde tur attıkça spor oluyor bana. Cuma patladı da. İyi bir şey. İçerisi mi? Hı-hı. Her zaman kendin almadın mı? Hı? Yok. Ne güzel ama. Cuma patladı da cuma günleri kuruyor sadece ya. Tercih var orada ondan. Yok güzel, çok güzel. Tazecik. Aslında var ya, sıcakla yemek de yenmiyor. Bu arada. Böyle aparatif şeyler yapıyoruz. Hava sıcak, daha da sıcak olacak. Ne? Ne oldu? Ay.